da gerek yok. Kanal offlineken program kısmından bakabiliyorsunuz zaten. Offline olmadan bakılıyor mu emin değilim. Sanırım offline olmadan da bakılıyor. Telefondan bakılıyor, şeyden emin değilim ama. 52 Spartalı falan. Tabi öldü lider. Long live de yeni lider. O da istediğim hiçbir şeye sahip değil. Eyvallah. Tamam. Buraya 3 tane okçu geldi mi? Bu artık sırtı yere gelmez bu. Devamı gelsin. Tutunur. Yine de buraya orduyu yollayalım mı? Bilmiyorum açıkçası. Bence yollamayalım ya. Buradaki genişlememi yavaşlatmasın. Anything is possible. Şu Zlompek midir nedir, oraya gidelim. Tamam, etraftaki bütün şeyleri yıkarak burayı bir rahatlattık bayağı bir aslında şu an. Eksi 3'ümüz var, eksi 3'ü de toplamak üzereyiz. 2 tanesini toplasak ondan sonra burası başlayacak kendine yenilemeye. Orion's Camp'te çok önemli bir eksik fark ettim. Atlı evi var evet, ama zaten özel bina bu atlılardan en önemli 3 tanesini veriyor. Dolayısıyla atlı evini yıkıp garnizon binası yaparsak burası artık daha fazla yıkılmaz. Çünkü burası kale olarak, kale demeyeyim ama arazi olarak çok uygun bir yer değil savunmaya. Diğerleri hani darboğazlarda tutuyorsunuz falan, tutunur. Orion's Camp dümdüz bir harita, hoş değil pek. Şişmanlar TV simgesine basınca oradan program sekmesi gözüküyor. Güzel o zaman. Uzun zamandır yapmıyorduk, bir Prime'dan film izlememiz yok mu? Yok. Bu akşam ama Among Us veya şey atabilirim. Toss atabilirim. Aha. Kasabara şey geliyor. Setra geliyor çölden. Çölü almış, yanına geliyor herif. Ulan. Bir Setra yoktu başımda, o da geliyor. Oluruz, ona da bir çözüm buluruz. Şu atlılardan arınsak iyi olacak. The Mother Goddess guides me. The Mother Goddess. Buralarda neyimiz var? Sisterlar, gelin bakalım. Rahat yersiniz. Make these fools cower. Ha, burası düz toprakmış. Düz toprağı aldım yanlışlıkla. Buranın bizimle hiçbir alakası yokmuş. Eyvallah, teşekkür ederim. Oo, iki ünite wipe miydi? Ork Rider değil, okçular yemiş. Bir dakika, yanlış. Okçulardan iki tane daha basalım o zaman, sıkıntı yok. Aslan var, hoşuma gitmedi wipe yemeler ama olsun. Garnizon binamız var. Para binalarını basmışız buraya. Tamam, buranın da neredeyse bütün binaları var. Okçu binası da var. Selatoy'u yapalım buraya. Bir de Underground Lookout'su yapalım. Orayı tutarız zaten. Burada niye her yer başkent ya? Her yer surlu. Hayırdır? Kime karşı savunuyorsunuz burayı Allah aşkına? Sıçanları parçalayın. Kılıçtım. Ha, tam kılıçlı kalmasın, gerek yok. Barış mı istedin? No. How about no? Gelin bakalım. Tomb King'ler de geliyor. Gelsin. Tomb King'lerle de kapışırız. Daha önce harcamışlığımız var Tomb King'leri, bir şey olmasın. Şuraları bir tamamlayalım da biz. Güzel para. 11.000 güzel para. Demir. Demirden hiçbir şey kazanmıyor oluşumuz. Burada ordu basılıyor zaten. Şöyle yapalım. Mobility'ler. Lord'da ne var ne yok?
Lightning Strike'ı var. Mühimmat da verdik. İkinci orduya bir gidelim bakalım. Üçüncü ordu. Ha bunun da bir turu var. Tamam. Setra gelsin. Bekliyorum. Avelorn'un oraya. Neye bakacağız Avelorn'a? Ormana mı? Bu seri bittikten sonra şu an aklımda bir şey yok. Bakarız yani. Şu zafu teki bir yes. Sektasfi. Sen de bir avlamamız var Sektasfi. Gelirsen avlarız. Gelirsen ekime. Ha şu şeyi açalım. Aynen. Port gelirimizi şey yapalım. Azag'ı merak ediyorum demiştin demiş. Azag'la oynadık biz. Azag'ı merak ediyorum dememin üzerine herhalde bir yıl geçmiştir. DLC geldiği zaman oynamıştım çünkü. Şurası tek tur mu? Tek tur mu duruyor? Yep. Burayı da alalım. Ormanı zorla iyileştiriyoruz resmen. İyileşeceksin. İyileşeceksin. Ama. Tamam, son orman toprağı da burası. Tlax tarafı. Sacred Pool yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Sacred Pool büyüme ve şey veriyormuş. Ordulara yenilenme veriyormuş. Gaean Vale'da şu an bir yükselme yok. Devam. Olmadı ana orduyu da buraya çekerim. Burada bir kıyamet kopuyor. Herkes birbirini boğazlıyor malum. So don't waste our time. Kaç dil biliyorsun? Valla İngilizce iyi konuşuyorum. Onun dışındakiler hiç beni iyi konuşmuyor. Yunancam, İspanyolcam çok giriş seviyesinde kaldı gitti. İspanyolca kanayan bir yara ya hayatımda İspanyolca. Kaç sene gördüm ben İspanyolca? Galiba 6. sınıfta başladım görmeye. Lisede 3 sene görmüş olmam lazım ya da 4 sene emin değilim. Ortaokulda da işte 3 sene ediyor 6 7 8 desen. Ya yani 7 sene veya 6 sene İspanyolca gördüm. Hepsi giriş seviyesindeydi istisnasız. Biz giriş seviyesinden hiç çıkamadık çünkü 6 senede 6 kere hocam değişti benim. Her seferinde şuna döndü olay. Ne biliyorsunuz çocuklar? Kimse ses çıkarmıyor falan. O zaman baştan. Buna döndü olay. Yani giriş kısmı ezbere biliyorum resmen ama gerisi yok hayatımda. Çok tatsız bir durum. Sonra çok sağlam para kaybediyorum. Şş, oradaki şeyleri ayıralım ya. FLC'lerim aktif evet. Zaten o zoraki aktif oluyor bizde. Target practice derken Sartos'a grape shot. Yani merak ettim. Hadi oynayalım biraz kıyım olsun. Savaş ve Covid. Covid zaten şeyimiz artık yani olmazsa olmazımız. Hola'da Hilal Soy Çiçek'teki yer o yazmış. Şeyi mi seviyorsun? Hilal'i mi seviyorsun? Yüzün neden parlak? Ne sürüyorsun yüzüne?
Ya bir şey fırladı yüzüme de geçen. Kapıyı açtığım an. Bu oyunun haritası aşırı büyük, bir zaman sonra karma çorma oluyor her şey. Mortal Empire oynayınca evet. Dan da 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 da. Ona kadar geri kaçarız. Şuraya kadar geliriz herhalde. Hilal'den demeye çalıştım. Yani Hilal'i seviyorum tarzında bir şey demiş oldum. Döndürelim. Şimdi şöyle güzel bir büyü var bu savaşa özel anladığım kadarıyla. Şunları yapalım bakalım. Korsanların klasik büyüleri aslında. Çok böyle yeni bir şey sayılmaz ama. Yok lan, niye time out attın çocuğa, ne var? Diğer ırklarla oynamak için ne yapmamız lazım acaba? Ne gibi mesela? Ya bazı ırklar DLC'ye tabi, bazı ırklar oyunun varlığına tabi. Yani birincisi olmadan birincinin ırklarını ikide oynayamazsın gibi. Ya da hani büyük haritada oynamak istiyorsan birinciye de sahip olman lazım gibi şeyler var. Burada senin aslında hangi ırkı oynamak istediğine bağlı mevzu. Yüce elfler, yüce elfler, emir Alisanar oynamanı isterim, müsait olursan tabii ki Kaan demiş. Tamam, 100.000 puanla Alisanar seçildi, bir sonraki serimiz belli oldu. Brother'ı oraya kilitleyip ölüme terk etmem yok mu? Direkt öldü. Tamam, nerede oynamak istiyorsun mesela? Warhammer 2'yi mi oynuyorsun sadece? Abi şu atışın güzelliğine baksana, biçti zaten ne var ne yok. Koşturun bakalım. Eyvallah, teşekkür ederim kedi seven insan. Diğer oyun yok, DLC de maalesef. E tamam, o zaman nelerle oynayabiliyorsan onlarla oynayabilirsin şu an. Başka şeyin yok, DLC veya oyunu alman lazım çünkü. Mesela bir full haritada oynamak istiyorsan, yani iki haritanın birleşiminde oynamak istiyorsan iki oyuna da ihtiyacın var. Irk değişimi istiyorsan da ona göre DLC'ler var. Hepsinin farklı farklı DLC'si var. Bazı lord ekliyor, bazı ırk ekliyor. Ona dikkat etmen lazım bir tek. Tamam ya, yedik adam. Cılkın çıkar. Ne bu bana lab Ali? Warhammer 1'e sahip olman gerek. Cüce Ork falan oynayabilmen için. Aynen, eğer onları istiyorsan Warhammer 1. Yanlış hatırlamıyor muyum? Cüce Ork. Doğru, ikisinin de herhangi bir lideri yok şu an Warhammer 2'de. Bazılarının liderleri Warhammer 2'ye geldi, o yüzden bir düşündüm ama senin durumunda geçerli. Tempestuous Arahan. Neler 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 neler. Dart of Doom var. Tapestry of Magic. Şu Sisters of Thorn'u çok merak ettim. Bu kadar bonus alabiliyorsa inanılmaz güçlü olmalı ama bir yandan da büyülerine devam etmek istiyorum. Güzel büyüleri var burada çünkü. Orduyu hasarsız hale getirecek ya. Çok gözüme girdi yani şey, Ariel'ın güçleri. Son savaş için acayip güçlü bir hale sokmuşlar. Bana şöyle geliyor, son savaşta Draka bizi satacak diye düşünüyorum ben. Skaven'da tam tersini görmüş olsak bile bence satış yiyeceğiz. Lightning yok.
No mercy. Orada iki büyük ordu var yine. Parasal bir şey yoksa buraya şu an şey yapmayalım. Witchwood'a oynamanın gereği yok. Sacred Pool'da parasal bir şey var mı? Yani bütün binaları basmışım. Ek bina basmayayım o zaman. Ya da bu kalsın. Tamam. Ekstra bina basmam. Para binalarını geliştiririz biraz. Eu ve Hu'yu oynamaktan sıkıldım. Önerebileceğim bir oyun var mı? Total War'ları da ne? Ya bir sürü strateji var bizim oynadığımız kanalda. Farklı farklı. Bugüne kadar İkinci Dünya Savaşı temalı, şey temalı falan. Teması önemli. Ne istedim? Ya bana kazanırız gibi geliyor. Basit üniteler. Deneyelim. Mortal Empires oynarken İmparatorluk'ta Franz'la mı başlamak daha iyi yoksa Volkmar'la mı? Sana kalmış. Volkmar'ı ben seviyorum. Güçlü bir lider. Tamam. Sizler şöyle gelin. Liderin okçu özelliği var mıydı? Varmış. Tamam. O zaman alayınız. Aa, herif önde başlayamıyor. Rezalet. Atışı yapan çekilsin. Boşuna atış yemeyelim ekstradan. Bir de geri çekildikçe önde kalanları vururuz. Evet. Savaşı kazandığımız için güçlerini almış olduk. Topçularını vuralım biraz. Çok da vurmadı. Gerçekten biraz oldu yani. Highborn. Deepwood'ların menzili kısa kalıyor. Waywatcher'lar vuruyor da Deepwood'ların menzili çok kısa. Ağaç ağaç söyle bana bir kıymık batırdın mı düşmana ne ya? Eyvallah görüşürüz Nocturus. Tamam, o büyücü de halloldu. Oo. Gelene bak sen. Ufaklık geliyor. Sıka sıka geliyor bir de manyak. Da çaktık. Children of Athelolan. I'm stuck.
Atlarla mı? Ha, atlı üniteler daha hızlı kaçıyor diye. Ama bunlar da bayağı hızlı gördüğün gibi. Menzilleri dolu. İş yapıyor. Üniversite bitmeyecek yok. Üniversiteyi bitirmeyeceğim. Şöyle gezmemiz lazım. Nasıl olacak o? Biraz sıkıştım ama köşeye. Bizim liderin canı kalmadı ya. Biraz okçulara güveneceğiz. Okçular yedi yani düşmanı. Bu ünite çok dengesiz. Niye? Bence güzel vuruyor. Uzun bir süre vur kaç yaptıktan sonra şu hale bak, ok yağıyor kafasın. Oğlum, oklarının gücünü pek beğenemem. Yüksek olmasına rağmen çok da vurmuyor gördüğüm gibi. Çok düşük etkide. Krallılar. Sabit durduklarına da sabitli. Sabit durmalarına ihtiyacım yok ama. Kaçarken vurmaları daha hoş. Sabit dururlarsa hız şeyini kaybediyoruz çünkü. Küçükken yanaklarına makas alan. Of, anneannem şöyle iki parmak arasına böyle bir sıkardı, çevirirdi falan. Of. Fenaydı o. Bir Avalon değiller. Avalon dikey atış yapmıyor mu ya? Şu an hatırlayamadım ama. Yok, onu ona meze yapacak adam anasının karnından doğmadı daha, o yüzden. O yüzden olmadı öyle bir şey. Anaanne. Ana anne diye olması lazım. Bir dakika. Bir sonraki büyüler açılmış. Her büyü yaptığında can dolduruyor. Bu da bütün orduya şey veriyor. 10 saniyeliğine galiba. Her cast yaptığında, her büyü attığında %10 direnç veriyor. Bence güzel. İkisi de bayağı şey. Maman. Yeşil ekran mı? Nereden geldi o? RTX. RTX'ten dolayı o. Bir şeyle alakalı değil. Oturup yeşil perde bulmaya uğraşmadım da. RTX'in böyle bir özelliği varmış, onu aktif ettim sadece. Şu Tlax'ı alalım artık ya. Bizim olsun şu kale. 26.000. Evet.
13 bin. Hadi geliştir ya. Biraz ekonomik anlamda zorlayacak ama. Şurada kimi yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz? Asıl soru o olmalı. Sola gideceğim eşine, buradan gelecek şeyler. Tomb King'ler. Soru işareti açıkçası benim için. Hadi bakalım. Sakal nerede? Bıyığı kestim. Konuya hitaben senenin başında yazılıp 3 ayda almam gereken ehliyeti yaklaşık 9 ayda zar zor aldım demiş. Şeyden Covid yüzünden ertelendi mi? Ne istiyorsun? Military Alliance, hayır. Habat ne? Evet, burayı da alınca buranın ormanlarının tamamını iyileştirmiş olacağız ve Aşırtın gel. Şu orduyu bir yukarı yollayacağım. Diğer orduyla bir takas yapacaklar çünkü ihtiyacım var oraya gitmesine. Şunu alalım. Bu çok güzel bir güç bu sırada ya. Hem ünitenin hareket edememesine sebep oluyor. Dememesine sebep oluyor. Hem de aldığı hasarı arttırıyor. Bence çok tatlı. Başıma ne iyi bir şey geldi ki. Aslına geldi bak demiş. Hayırdır inşallah. Niye lan, bu sene güzeldi senin için. Bayağı iş yaptın. Göt. Biraz şey ol bari. Şükür de pezevenk. Dinde zorlama yoktur. Şükür de pezevenk. İş karı mı doyurur olmadıktan sonra? Ya. Yeter artık. Yeter artık be adam. Yeter artık. New Talisman diyeceğim. Ne vereceğimi bilmiyorum ama. Belki orada da bir şey vardır. Tamam. Şimdi. Bu ordudan bir büyücüyü alacağım. Kim vardı? Shadow vardı. Beast vardı. Beast Manti yapabiliyor. Yani hiç işime gelmiyor. Beast'i çıkaralım. Vortex falan hepsi Shadow'da olduğu için Shadow kalsın. Aerial da var zaten, fena olmaz. Bu ablayı da bu orduya katarız. Öyle olur. Tamam, buraya popülasyon lazımmış. O da bir tura geliyor ama yetmeyecek gibi. Hah, Setra'nın ordusu mu var? Setra'nın orduları buralarda takılıyor. Allah aşkına, bu ordular niye bu kadar güçlü? Evet. Doğru, iş karın doyurmuyor demiş. Covid'den ertelendi, sonra sınavlar geç oldu. Sınavları geçtim, tam alacağım derken ehliyetim Milli Eğitim Müdürü Covid oldu. Bir ay onu bekleyip demiş. Aga be. Büyücü yukarıda kalabilir. Wave Watcher'larsa gayet düşmanın menziline. Ya şöyle biraz daha geri. Evet. Tamam. Geçenlerde yayını kaçırdım. Kötü olaya bak. Kimi sevsek gidiyor kan demiş. Yapacak bir şey yok. Kimisinde gitmiyor. Ben de onlara özeniyorum. Atlılar geliyor. Atlıları aradan çıkarmak istiyorum başıma bela olmaması için. Sol kanattan da geliyor. Bir atışta adamları komple yiyor yani oklar. Bir salvoda bayağı bir hasar veriyoruz. Alan atabilsek şunu var ya, çok tatlı olacak ya.
Cyberpunk alayım oyuna demiş. Yok yav. Allah belamı versin. Ne boktan bir insanım. Atak helikopter nereden çıktı ya? Giden benim diyor bir de. Ya sen nasıl bir yavşaksın? Şöyle tepeye iyice bir konuşalım. Ondan sonra gelmeye çalışanlar zaten ölecek. Adam uşapti çıkardı. Uşaptiler direkt öldü. Hale bak. Can da dolduralım bakalım. Ha gördüm gördüm. Avrupa'ya kazın. Apache değilse zaten kurtar. Apache'ye de şey yapmazsın ya. Yüz vermezsin. Yağdırın bakalım. Şu hale bak, çapraz atış direkt. Skorski. Irkçılık olaylarını gördüm, evet. Biz Rodok muyuz? Niye bu kadar okçumuz var? İyiyiz çünkü ok konusunda. Mahmut'u mancınık sistemiyle fırlatmaya mı gidiyoruz? Bu yeni icadımız bu mu olacak? Eye of Corns. Bence Setra'nın da Sektaş Fiş o. Sektaş Fiş ne boksa artık ismi. Hangi birini atalım kral? Pezemek hepsini sıraya dizdin değil mi? Cyberpunk çekecek misin? No. Cyberpunk niyetim yok gençler. Kusura bakmayın. RPG oyun sevmem. Oynamam zaten RPG'leri. Cyberpunk güzeldir, kötüdür, o kısmına karışmıyorum ama RPG'lerle alakam yoktur pek. Sabah olsan neyse de demez. Ayrımcılık yaptı. Nasıl kalabalık? Bayağı bir kalabalık. Tempestuous Arahan. Güzel. Orduyu yuvasına yollayalım, buradan sıçratır. Witchwood'a döndük. Evet. 300 olmak üzere Witchwood. Hadi bakalım. Evet, simgemiz gelmiş. Reklam sponsorumuz Coca-Cola. Hatırlarsanız gençler, Coca-Cola'ların 4x1 litreliklerinde orijinal tat olanlarda şu anda kodlar var. Chat'te paylaşılan linkten Carrefour'un online sitesine giriyorsunuz. Oradan satın alınıyor. Normal diğer şeylerdeki fiyatlarından daha ucuz bu sırada. Onu da size bildirmiş olayım. Çıkan kodlarla LOL üzerinde RP puanı alabiliyorsunuz. Blue TV'de bir aylık üyelik alabiliyorsunuz. Elmas paralar var. Şeyden Lords Mobile'dan sandık alabiliyorsunuz. Marvel Future Fight'tan sandık alabiliyorsunuz. Bir tanesini unuttum oyunların. Ha, Fetih'ten de sandık kazanabiliyorsunuz. Coca-Cola'ya özel sandıklar oluyor. Dolayısıyla linki tıklayıp içine girip Coca-Cola aldığınızda 4x1 litrelik aldığında altında çıkan kodu Daha Daha'nın telefon uygulamasına veyahut internet sitesinden
Ben size onu da göstereyim. Şöyle bir linki var. Biz bunu Discord'da paylaştık rahat rahat görebilmeniz adına. Kod girmek istiyorum diyerek kodunuzu girip aktif edebiliyor ve karşılığında bu ödülleri alabiliyorsunuz. Bilginize. Şu an canlı yayında olup 724 izleyen biri bizim DC'de de yetkisi yok. Garip demiş. Evet. Aç bir Coca-Cola iç demiş. Tabii rahatlamak için bu durumlarda. Hatta ben de alacağım lan bir tane rahatlayayım. Geldim. Hadi ben de bir keyfimi çıkartayım. Hep siz bir keyif çıkaracaksınız. Evet. Ordumuzu hazırlayalım. Muhtemelen burada bir yerde çıkacaklar zaten. Büyücüyü de arkaya attım. Bu haritayı 100 milyar milyoncu kez oynuyoruz sanırım ama olsun. Bize yok mu modlar harcamış? Kardeşim, link orada, tıklıyorsun, 4x1 litre alıyorsun. Sen de içiyorsun benimle beraber, yayın esnasında tadını çıkarıyorsun. Kola iç diye değişti. Yok, sulaya tıkladınız mı? Koladan şey yaparım zaten. Almadığım ne malum. Kral. Hem kanalı desteklemek adına hem de dediğim gibi karşılığında güzel ödülleri var. Yanlış hatırlamıyorsam bugün 9'u mu? 2 haftaya falan şey değişecek, kampanya değişecek, ödüller değişecek mi emin değilim. Ya değişebilir. O yüzden hani böyle LoL'da RP kazanma, Blue TV'de üyelik kazanma tarzı şeyleri istiyorsanız açıkçası şey yapmanızı öneririm. Gerçi sitede Şubat'ta yazıyor. Daha Dağ'ın sitesinde Şubat'ta yazıyor ama ödül içeriği belki değişebilir. Çünkü ürün içeriği değişecek. Onunla içmek için almıştım. Onunla da içtim. Hadi bakayım demiş. Eyvallah, hoş geldin Gizilgen. Çok şeyle geliyorlar üstümüze ya. En sevdiğim müziği olabilir. Manfred'in müziği. En tatlısı ya. Eyvallah yavrum, yap ödevini. Kaçırma dersin. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bizim de içimizden geçiyorlar demiş. Aşık oldum, bir hafta oldu. Okçular yetiyor mu sonuna kadar? Hangi ırkla oynadığına göre değişir. Her ırkın aslında böyle bir şeyi var. İmba ünitesi var. Kullandığın zaman yenilmeyeceğin. Ordu kompozisyonu olarak. Sen nasıl zevk alıyorsan bence öyle oynamalısın ama. Ben şahsen çünkü öyle oynamayı daha çok seviyorum. Jota Allies oynarken niye bir saatte maç buluyor? Ayıp değil mi? Öyle bir şey yok. Joht'ta maç oynarken, Allies oynarken Jart diye buluyorsun. Axis'te bulamıyorsun. Eyvallah yavrum. Sen keyfine bak Mahmut. Bizim kanalda öyle bir şey yok. Abonelere tabii ki ayrıcalık sunmak görevim. Ama abone olmayanı da adam saymıyoruz tarzında bir şey yok bizde. For Eldrazor. Galiba ikimizin çoğu farklı ya da adam kaydı. Yayında oynuyorum ben yani. Yayında görüyorsun. Allies oynadık mı tıkladık mı buluyor direkt maçı. Tabii kaça kaç oynuyorsun, o da önemli.
Belki takım yoktur falan. Tek başına oynuyorsan o da fark edebilir. Kampına gireceğim mi reis bugün? Yok yavrum, bugün yok. Bugün çarşamba. Yarın ne vardı? Yarın olabilir diyeceğim. Yok, cumaydı galiba Joff. Cumartesi Hoi var. Yarın da ne koydum bilmiyorum. Empire of Sin mi vardı yarın? Emin değilim. Oyunda en sevdiğin Lord ve birim nedir? En sevdiğim Lord Alith. Onu saklayamam. Birim... Topçuları seviyorum ama topçuların arasında ayırt yapar mıyım? Yani... Güzel. Bunu da sağladığımıza göre Rebirth of the Witchwood başladı. Ariel's Calling. Ritual of Rebirth. Tamam. Bir sonraki olayımıza geçiyoruz. Ritüelimiz başlayacak. Witchwood'da ritüel zamanı. Şimdi ben bu ritüeli yaparken burada saldırı olma ihtimaline karşın. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Orayı göreceğiz zaten. Ormanlara bir döndüreyim orduları. Belki şimdi olmaz da bittiğinde olur. Bilemiyorum. Ama zaten teleport atacak durumu yokmuş ordunun. Para artıya geçmiş, helal olsun. Neyse o zaman, çakalım. Daha fazla zaman harcanamaz. Ritüel başladı. Ama kötülük dolu gözler kaşınıyor. Trot Ariel'ı ele geçirmek istiyor ama onların koruyucuların gücünü hafife alıyor. Kraliçeleri için 1000 kere ölürler elfler. Hadi bakalım. Squad mı var? Aa, nice. Cuma'ydı galiba o zaman. Forest invasion'lar başlıyor. İki tane saldırı hazırlığı görüyorum. Biri sağda, biri solda gibisinden. İnşallah hazır oluruz biz de yani. Witchwood'un kalesi daha tam gücünde değil. Sıçratmaya 5 tur var. Hadi bakalım. Aynen, ormanların artması güzel.